Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda aşağıdaki bileşiklerden hangisinin su çözeltisinin asidik, bazik ve nötr olma özelliği yanlış verilmiştir deniyor. A seçeneğinde verilen bileşik arkadaşlar asetik asittir ve suda çözüldüğü zaman burada yer alan H artıyı suya verecektir ve suyun H artı konsantrasyonunu arttırdığından dolayı da buradaki bileşimiz su çözeltisinde asidik özellik gösterecektir. Dolayısıyla arkadaşlar burada baziktir demiş. Öncelikle bunun ifadenin yanlış olduğunu söyleyelim. İkinci ifademiz arkadaşlar etil alkol ve sulu çözeltisi nötr özellik gösterir. Alkollerin sulu çözeltileri nötr özellik gösterir. Çünkü alkoller suda moleküler olarak arkadaşlar çözündüğünü dile getirebiliriz. Diğer taraftan hidroflorik asit arkadaşlar buradaki hidrojen suya vereceğinden dolayı asidik özellik gösterir. Diğer taraftan amonyak arkadaşlar zayıf bir bazdır. Suyun yapısındaki bir hidrojeni kendi yapısına katarak sudaki iyonlaşmasına neden olarak arkadaşlar hatta şuraya yazmakta bir fayda var bunun. H2O'yu arkadaşlar yazdığımızda buradan yapısına bir hidrojen alacaktır ve aldığında amonyum iyonu artı hidroksit oluşturacağını söyleyelim. Özellikle yapısında hidrojeni gördüğünüz zaman ya da OH'ı göremediğiniz zaman böyle bir asit midir baz mıdır diye kafanız karışıyorsa özellikle bunlara bu örneğe lütfen dikkat ediniz ve birkaç defa da arkadaşlar bunun suda çözülmesini yazmanızda fayda var. Dolayısıyla arkadaşlar bakın sudaki OH konsantrasyonunu arttırıyor. Dolayısıyla bazik özellik gösterir ifadesi doğrudur. De arkadaşlar nötr tuzlar nötr özellik gösterecektir. Buradaki sodyum klorür yemek tuzu nötr bir tuzdur ve suda çözündüğünde nötr özellik gösterecektir diyoruz. Dolayısıyla bu ifademiz arkadaşlar doğrudur. Bize yanlış olanı sormuş. Cevap A seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda asit ve baz çözeltilerinin ortak özellikleri arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaz deniyor. Birinci ifade elektrolit olma yani elektrik akımını iletme. Değerli arkadaşlar asitlerin ve bazların sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Neden? Çünkü asitler suda çözüldükleri zaman H artı bazlarsa OH iyonu oluşturacağından dolayı iyon hareketiyle arkadaşlar elektrik akımını iletirler. Diğer taraftan H artı iyon sayısı içerme. Değerli arkadaşlar asitler için şunu söyleyelim. Asitlerdeki H artı sayısı OH sayısından fazla olduğu için biz o çözeltilere asidik çözeltiler diyoruz. Bazik çözeltiler içinse OH sayısı H artı sayısından fazla olduğu için o çözeltilere biz bazik çözeltiler diyoruz. Yani asidik çözeltilerde de bazik çözeltilerde de her zaman H artı sayısı vardır, OH sayısı vardır. Ve bunlar sadece birbirinden fazla olup olmamasına göre çözeltinin asidik ya da bazik olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki kandırmacıya dikkat. Yani sadece asitlerde yok, bazılarda da var arkadaşlar. Bu ifadede ortak özelliklerden bir tanesi. Diğer taraftan kalsiyum metali ile hidrojen gazı açığa çıkarma. Değerli arkadaşlar aktif bir metal olan kalsiyum asitlerle tepkime girerek hidrojen gazı açığa çıkarır. Fakat bazılarla arkadaşlar tepkime vermez. Dolayısıyla da bu ifade ortak değildir. Cevap C seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Çok önemli sorulardan biriyle birlikteyiz. Bize verilen asit ve bazların eşit mollerinin suda çözülmesiyle hazırlanan bazı karışımlar verilmiş ve bu karışımların özelliği hangisinde yanlış verildiği söyleniyor. Değerli arkadaşlar öncelikle bu asit ve bazların eşit mollerinin suda çözülmelerini şöyle yazacak olursak kuvvetli asitlerde arkadaşlar kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarda tek oklu arkadaşlar gösterdiğimi söylemek istiyorum ve bunların ne manaya geldiğini birazdan açıklayacağım. Zayıf asitlerde ve arkadaşlar zayıf bazlarda çift okla gösterdiğimi söylemek istiyorum. Şimdi buradaki çift ok ve tek oklar neyi göstermektedir? Yani zayıf asitler ve zayıf bazlardaki ya da kuvvetli asitler kuvvetli bazlardaki bu mantık nedir? Şöyle arkadaşlar örneğin eşit molleri denildiği için her birinin 1 mol olduğunu söyleyelim. Her biri 1 mol olmuş olsun. Başlangıçta bize verilen buradaki zayıf asitler, zayıf bazlar, kuvvetli asitler, kuvvetli bazların birer mol olduğunu söyleyeyim. Bakınız kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlarda %100'e yakın iyonlaşma meydana geleceğinden dolayı şöyle bir durum vardır değerli arkadaşlar. Burada neye dikkat edeceğiz? Burada 1 mol eğer bazımız suda çözündüğü zaman bakın %100'e yakın çözündüğü için 1 mol harcandığı zaman bakın kat sayısı 1. Bunda kat sayısı 1 olduğu için %100 iyonlaşacağından dolayı da burada 1 mol OH iyonu oluşturacaktır. Şimdi kuvvetli aside gelecek olursak özellikle önce kuvvetlileri yazıyorum arkadaşlar. Buradaki olayı daha net anlaşılması adına. Burada 1 mol her 1 mol buradaki kuvvetli asidimizden iyonlaştığında
Buradaki katsayı arkadaşlar dikkat edin 2. O yüzden 2 mol ne oluşacaktır? Hidronyum ya da H artı iyonu oluşacağını söyleyebiliriz. Bu arada hidronyum diye arkadaşlar söyledim ama özellikle hidronyum ile H artının aynı şeyi temsil ettiğini söylemek isterim. Şimdi burada bize lazım olan şey arkadaşlar H artı ve OH'lar olduğu için diğerlerini yazmıyorum. Şimdi bakınız zayıf asitler ve zayıf bazlara geldiğimiz zaman zayıf asitler ve zayıf bazlar kısmen iyonlaşır. Ne demek bu? Burada başlangıçta 1 mol verilmiş olabilir size ama kısmen iyonlaşacağından dolayı bunun arkadaşlar atıyorum iyonlaşmasından kaynaklı olarak 0,01 mol ne oluşmuş olsun? Buradaki iyon oluşmuş olsun. Yani zayıf olduğundan dolayı bunun burası 1 mol ise buradaki arkadaşlar tamamen gelip buraya 1 mol yazamam. Neden? Çünkü kısmen iyonlaşıyor. Az iyonlaşıyor demeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da buradan iyonlaştığı zaman örneğin 0,01 olmuş olsun diyelim. Aynı şey zayıf baz için de geçer. Bakın 1 mol olabilir ama kısmen iyonlaştığından dolayı bu da arkadaşlar 0,01 mol olmuş olsun iyonlaştığında. Bakınız fark ettiniz bilmiyorum ama kuvvetli olanlarda 1'e 1 olarak yazdım. Ama zayıf olanlarda arkadaşlar bakın 1 yazdığım halde burada 0,01 yazdım. Neden? Kısmen iyonlaşıyor dedik. Şimdi bu özelliklere ve yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki ifadeleri açıklamaya çalışalım. Bakınız şimdi. Ben burada özellik olarak nötr demiş. Nötr ne demek? H artı ve OH'ın mol sayısı birbirine eşit olması gerekiyor. Baktığımızda arkadaşlar bize verilen karışımdaki H2Y'nin kuvvetli asit olduğunu biliyorum. Ve oradaki H artı sayısına bakıyorum arkadaşlar. 2 mol. Bundan 2 mol var. Buradaki MOH'a bakıyorum arkadaşlar. Ne var burada? 1 mol olduğunu görmekteyiz. Şimdi bakın bunlar karıştığı zaman buradaki H artı sayısı çok daha fazla. Dolayısıyla da ne yapacaktır? Buradaki H artı sayısındaki şuradaki OH, buradaki 2 mol H artı var, 1 mol OH var. Bunlar karıştığı zaman elbette ki OH buradaki kendi miktarı kadar H artıyı eksiltecektir. Ve buradan arkadaşlar 1 mol H artı artacaktır. Dolayısıyla da nötr özellik değil, ortam asidik özellik gösterecektir. Bu ifade o yüzden arkadaşlar yanlış olduğunu söyleyelim. Şimdi ikinciye bakacak olursak bize ne verilmiş? HX verilmiş. Yani zayıf bir asit verilmiş arkadaşlar. Diğer taraftan baktığımız zaman da kuvvetli bir baz olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bunun arkadaşlar bakın 0,01 bundan 1 mol olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bakın kim daha fazla? 1 mol OH daha fazla. Dolayısıyla kim daha fazlaysa onun ortamı olacaktır. Ondan artacağından dolayı onun ortamı oluşacaktır. Yani bazik ortam oluşacaktır değerli arkadaşlar. OH'ın fazla olmasından kaynaklı olarak. Diğer taraftan diğer üçüncü ifadeye bakacak olursak bu ifade bu arada doğrudur. Üçüncüye bakacak olursak dikkat edecek olursanız kuvvetli asidimiz. Yani burada arkadaşlar ki şurada kuvvetli asitten iki tane olması gerekiyor. Ki şurada arkadaşlar eksik yazmışım. Şurada arkadaşlar ne var? 2 mol var. Ve diğer taraftan baktığımızda zayıf bazımızın olduğunu görüyoruz. Bu da 0,01. Kimden daha fazla arkadaşlar var burada? H artıdan daha fazla. Dolayısıyla da ortamın asidik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla da bu ifademiz doğru. Bu soruyu bu şekilde açıklama arkadaşlar ancak bende bulabilirsiniz diye espri yapıyorum arkadaşlar. Dolayısıyla da bize yanlışı sormuş cevap A seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Bu sorumuzda verilen asit ve bazların suda iyonlaşmaları verilmiş. Buna göre eşit mol sayılı bu bileşiklerin eşit hacimli su çözeltilerinin pH değerlerinin ne olduğu söyleniyor. Daha doğrusu kıyaslaması sorulmuş. Değerli arkadaşlar size verilen asit ve bazların kuvvetli ya da zayıf olması burada çok büyük önem arz etmektedir. Burada kuvvetli ya da zayıf olduğunu çift ok ya da tek oklarla gösterilebiliyor. Sulu çözeltisinde tek oklarla gösterilen asit ya da bazların kuvvetli olduğunu, çift okla gösterilen asit ya da bazların arkadaşlar zayıf olduğunu öncelikle söylemek isteriz. Peki bu zayıflık ya da kuvvetlik neyi bize gerektiriyor, neyi anlatıyor? Ona soru içerisinde değineceğim. Şimdi arkadaşlar bize verilen buradaki maddenin öncelikle suda H artı iyonu oluşturduğundan dolayı asit olduğunu söylemekte fayda var. Dolayısıyla da suda çözünmesi demesine bakacak olursak tek okla gösterildiği için kuvvetli asit olduğunu söyleyelim. Ve eşit mol sayı demiş arkadaşlar. Bakın burada 1 mol kuvvetli asitimiz var. Kuvvetli asit ne demektir? %100'e yakın iyonlaşır. Yani kuvvetli asit olduğu için burada arkadaşlar %100 iyonlaşması neyi gerektirecektir? Burada katsayısı arkadaşlar 1, bunun da katsayısı 1 olduğu için
Bunun arkadaşlar eğer 1 molü tükenirse buradan 1 mol H artı ne yapacaktır? Oluşturacaktır diyoruz katsayıların birebir olmasından kaynaklı olarak. Diğer taraftan ikinci asitimize bakacak olursak ki asit olduğunu nereden anlıyorum arkadaşlar? H artı iyon sayısını oluşturduğundan söyleyebiliriz. Bu da verilen asitimiz arkadaşlar yine kuvvetli asit olduğunu öncelikle söyleyelim. Kuvvetli asitin arkadaşlar her birinin eşit mol sayısı değil için bunun her bir molü tükendiğinde bakın katsayısı bunun 1, bunun katsayısı 2. O yüzden arkadaşlar bakın 2 katı kadar H artı oluşturacağını söyleyelim. Yani 2 mol ne var burada arkadaşlar? H artı olduğunu söyleyelim. Şimdi diğerlerini arkadaşlar diğer iyonları yazmıyorum. Neden? Çünkü benim aradığım şey H artı ya da OH eksi arıyorum. Çünkü pH'i etkileyecek olan faktör odur. Diğer taraftan bakın dikkat edin. Verilen buradaki maddemizin daha doğrusu bileşiğin suda iyonlaştığı zaman hidroksit iyonu oluşturduğundan dolayı bir defa baz olduğunu hemen söyleyelim. Nasıl bir baz? Baktığımız zaman arkadaşlar çift ok gösterilmiş zayıf bir baz olduğunu söyleyelim. Peki bu zayıf baz olması bize neyi anlatır? Şöyle burada bize 1 mol vermiş olsun ki arkadaş eşit mol dediği için her birini 1 mol alıyorum başlangıçta. Bakın zayıf asit ya da bazlar kısmen iyonlaşır. Yani burada 1 mol var diye arkadaşlar ki katsayısı bakın 1. Bunun katsayısı 1. Gidip siz buraya arkadaşlar 1 mol arkadaşlar yazamazsınız. Bakın 1 mol yazamazsınız. Neden? Çünkü %100 iyonlaşmaz. Yani tamamen bunu suya vermez. Dolayısıyla ne kadar verecek de kısmen. Kısmen olduğu için 0.01 mol olarak yazmış olayım arkadaşlar. Yani 1 molün bu kadarını iyonlaştırdığını düşünebilirsiniz. Bu kadar oluşturduğunu varsayabilirsiniz. Diğer taraftan son olarak sodyum hidroksite bakacak olursak onun da OH iyonu oluşturduğu için öncelikle baz olduğunu söyleyelim. Ve tek okla gösterildiği için arkadaşlar kuvvetli bir baz olduğunu söyleyebiliriz. Artık olayı anladınız arkadaşlar. Burası 1 mol olduğunu söyleyelim. Çünkü başlangıçta eşit olduğunu tekrar ilerledim. Buradan %100 iyonlaşacağından dolayı ne kadar o hidroksit oluşturacaktır? Bakın katsayısı bunun 1. Bunda katsayısı 1 olduğundan dolayı birebir olduğu için arkadaşlar buradan 1 mol azaldığında 1 mol ne oluşacaktır? OH oluşacaktır diyoruz. Bakın burada pH'ları H artı sayısı ve OH sayısına göre söyleyecek olursak. Bakın aynı sıcaklıkta dediği için ben 25 santigrat dereceye göre bir pH metre çizelgesi oluşturdum. Ve bildiğiniz gibi arkadaşlar 0 ile 7 arasında asidik bir çözelti oluşur. Yani asidik olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan o çözeltinin asidik olduğunu söyleyebiliriz. 7 ile 14 arasında ise bazik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey H artı ve OH sayısına bakarak pH metredeki nerede olduklarını söylemeye çalışmaktır. Bakınız pH'i eğer sıfırsa onun en kuvvetli asit olduğunu söyleyebiliriz. Asitlik biliyorsunuz ki 7 noktası arkadaşlar 25 santigrat derecede nötr olduğunu söyleyelim. Ve nötrlükten eğer sıfıra doğru yaklaşıyorsanız asitlik artıyor. Sıfırdan 14'e doğru arkadaşlar geçiyorsanız bu sefer bazlık arttığını söyleyebiliriz. Şimdi burada direkt olarak asitlerimizin yerlerini bile yazabiliriz. Bakın burada birincide verilen nitrik asidin ne kadar H artı oluşturmuş arkadaşlar? Kuvvetli asit ne kadar oluşturmuş? 1 mol oluşturmuş. Alttaki kuvvetli asidimiz ise bakın 2 mol oluşturmuş. Dolayısıyla kim daha yakın sıfıra, kim daha kuvvetli, kim daha fazla H artı verdi suya arkadaşlar? İkisi de kuvvetli olduğundan dolayı H2SO4 pH arkadaşlar örneğin şurada 1 olmuş olsun. Bu sadece misal olarak yazıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan burada da arkadaşlar HNO3 olmuş olsun. Yani bu da örneğin 2 olmuş olsun. Bakın dikkat edin burada sıfıra yakın olduğu için 1 yazdım. Daha sıfıra yakın. Hatta şu 1'leri 2 ile kafa karıştırmasın diye siliyorum arkadaşlar. Sıfıra yakın olan daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Yani daha kuvvetli derken çok pardon. pH'i daha küçük olduğunu söyleyelim. Yani sıfıra yakın olan burada H artı sayısı daha fazla olduğundan dolayı bunu söylüyorum arkadaşlar. Yoksa kuvvetlilik ya da zayıflıkla ilgili bir ifade biraz önce biraz yanlış oldu diye söyleyebiliriz. Diğer taraftan bazıları arkadaşlar kıyaslayacak olursak dikkat edecek olursanız buradaki OH sayısındaki iyon mol sayısına bakın 1 mol. Buradan 0.01 mol. Dolayısıyla hangisi daha fazla OH iyonu oluşturuyorsa onun bazlığı daha fazladır. Dolayısıyla burada arkadaşlar ne olacaktır? Bizim kuvvetli olan maddemiz yani OH sayısı kim daha fazla verdi burada? Sodyum hidroksit verdiği için onun pH'i daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Çünkü bazlık sağ tarafa doğru giderek artıyor. Diğer taraftan bu da arkadaşlar bakın 0.01 olduğundan dolayı şurada yer alacağını söyleyebiliriz. Yani amonyak burada arkadaşlar yer alacaktır. Şimdi pH'larını kıyaslayacak olursak en büyük kim çıktı? Sodyum
Hidroksit çıktı arkadaşlar. Daha sonra bu arkadaş, daha sonra bu, daha sonra bu olacağından dolayı cevabımız burada C seçeneği olacağını görmekteyiz. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda yukarıda verilen tepkimelerden hangilerinde hidrojen gazı açığa çıkar deniyor. Burada verilen bakır arkadaşlar yarı soy metaldir ve yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkime verirler ve açığa çıkan gaz arkadaşlar eğer bu verilen maddemiz asidimiz derişikse NO2 gazı, seraltikse NO gazı açığa çıkarırlar. Yani hidrojen gazı açığa çıkaramazlar. Diğer taraftan amfoter metal olan çinko bazlarla tepkime girerek hidrojen gazı oluştururlar. Üçüncü ifadede aktif bir metal olan kalsiyum kuvvetli bir asitle tepkime girerek arkadaşlar hidrojen gazı açığa çıkarırlar. O yüzden arkadaşlar cevabımız D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda yukarıda verilen tepkimelerden hangileri sonucu bir tuz oluşumu gerçekleşir deniyor. Değerli arkadaşlar birinci ifadeyi inceleyecek olursak bir metalin oksidi arkadaşlar bazik özellik gösterir. Yan tarafta da bir asit olduğunu görmekteyiz. Burada bir asit baz tepkimesinden daima tuz oluşur. Bu ifademiz tuz oluşumu gerçekleşecektir. Birinci ifadede olur. İkinciye bakacak olursak ikinci arkadaşlar bir ametal oksit görmekteyiz. Ve ametal oksit burada oksijence zengin bir ametal oksit görmekteyiz. Ne demek oksijence zengin? Değerli arkadaşlar oksijen sayısı yandaki ametal sayısından eğer fazlaysa bunlar su ile tepkimeye girerek asit oluştururlar. Yani oluşturacağı asit arkadaşlar buradaki karbonik asit olacaktır. Eğer buradaki arkadaşlar oksijence fakir bir madde olmuş olsaydı, örneğin ametal oksit olmuş olsaydı, örneğin karbon monoksit gibi olmuş olsaydı suyla tepkime vermeyecekti. Neydi oksijence fakir ne demek arkadaşlar? Oksijen sayısı yanındaki ametal sayısında eşit ya da daha az ise su ile tepkime vermez. Bu da küçük bir bilgi olmuş olsun arkadaşlar. Buradan biz asit oluşuyor bakın sadece. Dolayısıyla tuz oluşumu yoktur. Diğer taraftan burada verilen arkadaşlar sülfürik asit H artı gelecektir daha doğrusu buradan. Buradan da arkadaşlar OH geleceğini söyleyebiliriz. Ve bunun yanı sıra da burada hatta onu uzatmaya gerek yok. Direkt bu asidimiz arkadaşlar buradaki de kuvvetli bazımız. Dolayısıyla bir asit baz tepkimesinden dolayı da tuz oluşacaktır. Hatta tuzumuz da arkadaşlar yazmakta fayda var. Oluşacak arkadaşlar tuz budur. Ve bunun yanı sıra da su oluşur diyelim. Buradaki tuz oluşumu gerçekleşeceğinden dolayı 3'te de olmuş oldu. Bize hangileri de oluşur diye soru sormuş. 1 ve 3'te cevap C seçeneği. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda dikkat etmemiz gereken kısım özellikle şurasıdır. Bize verilen baz arkadaşlar kuvvetli bir baz. Verilen asit ise kuvvetli bir asittir. Bunlar suda %100'e yakın iyonlaşacağından dolayı 0.2 mol verilen baz %100 iyonlaşacağından dolayı arkadaşlar bakın şurada katsayısı 1 bunun katsayısı 1 olduğu için yani 1'e 1 olduklarından dolayı ve %100 iyonlaşacağından dolayı da 0.2 mol harcandığında 0.2 mol hidroksit iyonu oluşacaktır. Bakın birebir olmasından kaynaklı olarak bunu yazdığımı yinelemek istiyorum. Diğer taraftan bize verilen asit de arkadaşlar kuvvetli bir asit. Yani %100'e yakın iyonlaşacak. Dolayısıyla da bu şu demektir. Burada verilen 0.1 mol asidimiz var. Bakın katsayısı 1. Bunun katsayısı arkadaşlar 2. Bakın 2 katı kadar H artı oluşacaktır. Her 1 mol için. Dikkat edecek olursanız bakın 0.1 mol ise 2 katı ne olacaktır? 0.2 mol H artı suda bulunacağını söyleyebiliriz. Şimdi bakın buradaki olay şu aslında. Burada 0.2 mol OH var. 0.2 mol H artı var. Bunlardan verilen bazın 50 mililitresi verilmiş arkadaşlar bize. 50 mililitre baz alınmış. Dolayısıyla 50 mililitre baza ben eğer eşit hacimde yani 50 mililitre asit eklediğim anda ortam nötralleşir. Bunun öncesinde ortam hep baziktir. Bundan sonraki mililitre eklediğim zaman da bundan sonrakilerde ortam hep bazik olacaktır. O yüzden de başlangıçta bizim arkadaşlar çözeltimiz 50 mililitre baz çözeltisiydi. Dolayısıyla bromtumol mavisi damlatıldığı zaman bazik ortamda mavi renk olduğundan dolayı daha eklenmeden önce asit eklenmeden önce ortam bir defa mavidir. Bu ifade doğru. Bakınız 50 mililitreden daha az bir mililitre ekliyorsanız ortam hala baziktir. Yani mavi olmaya devam ediyordur. Bakın 50 mililitreden hala daha az dikkat edin. Dolayısıyla da ortam hala mavi olmalıdır. Yeşil demiş arkadaşlar yanlıştır. Burada 50 mililitre bakın eşit miktarda ekliyoruz. Dolayısıyla bu eşit miktarda eklemek demek şuradaki mollerin aynı olmasından kaynaklı olarak bunu söylediğime lütfen dikkat ediniz. Dolayısıyla 50'ye 50 eklendiği zaman arkadaşlar ortam artık nötralleşeceğinden dolayı yeşil renk verecektir.
Artık 50'den daha fazla mililitre eklediğim zaman asitten ortam asitikliğe dönüşeceğinden dolayı sarı renk alacağını söyleyebiliriz. Burada yanlış sormuş, cevap C seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda asit yağmurlarının zararları arasında yukarıdakilerden hangileri bulunur deniyor. Birinci ifadede insan ve hayvanlarda solunum yetmezliklerine sebep olmaya neden olur değerli arkadaşlar. Bunun yanı sıra ikinci olarak da metal ve mermer yüzeylerde korozyona sebep olurlar. Arkadaşlar asit yağmurları metallerle tepkimeye girerler ve mermerler de arkadaşlar baziktir. Dolayısıyla da bunlara tepkimeye girerek onlar da korozyon ya da aşınmaya neden olurlar diyoruz. Bunun yanı sıra diyor ki bize topraklardaki mineral zenginliğini arttırma değil arkadaşlar, azaltmaya neden olur. Dolayısıyla hangisi bulunur demiş. Cevap 1, 2, B seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda şekildeki kaplarda gerçekleşen değişimlerle ilgili bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y, Z aşağıdakiler hangisi olabilir deniyor. Değerli arkadaşlar, öncelikli olarak tabii seçenekler üzerinden gitmekte de fayda var bu tarz sorularda. X metalin aşındığı arkadaşlar söyleniyor. X metal aşınıyorsa bir defa altın olamaz. Altın çünkü arkadaşlar buradaki verilen kuvvetli asitle tepkime vermez. Diğerleri olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan Y metalinin de aşındığı söyleniyor. Kuvvetli bazlarla tepkimeye girenler arkadaşlar amfoter metaller olması gerekiyor. Neydi amfoter metaller? Hatta kodlama olarak söylüyorum arkadaşlar. Sen, zengin, kro, kurşun, al. Al ama beni vurma arkadaşlar. Amfoter metal olarak bunu söyleyebiliriz. Burada kurşun al derken buradaki kurşun da Pb olduğunu söylemek isterim. Burada arkadaşlar seçenekler arasında kimlerin olduğunu görmekteyiz. Dikkat edecek olursanız burada verilen maddelerden dikkat edin. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Dolayısıyla diğer taraftan bize diyor ki camın da aşındığı söyleniyor. Cama etki eden arkadaşlar asit hidroflorik asittir. O yüzden de bunu özellikle unutmayın. Hidroflorik asit zayıf asit olmasına rağmen camı aşındırır değerli arkadaşlar. Bu da onun özelliklerinin arasında yer alır. Cevap o yüzden arkadaşlar E seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda aşağıdaki tepkimelerden hangisinde diğerlerinden farklı bir gaz açığa çıkar deniyor. A seçeneğinde alüminyum arkadaşlar amfoter bir metaldir ve kuvvetli bazlara tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Çinko da amfoter bir metaldir ve kuvvetli asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarırlar. C seçeneğinde bulunan sodyum arkadaşlar aktif bir metaldir ve su ile tepkimesinden yine hidrojen gazı açığa çıkaracaktır. Diğer taraftan kalsiyum da aktif bir metal ve kuvvetli asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkarır. E seçeneğinde bulunan gümüş yarı soy metaldir ve oksijenli asitlerle ki kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimesinden ya SO3 ya da SO2 gazı arkadaşlar açığa çıkarırlar. Daha farklı bir gazdır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Özellikle yarı soy metaller asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkmayacağını unutmayın. Hatta yarı soy metallerden bakır, civa ve gümüş olduğunu unutmamanızda fayda var. O yüzden arkadaşlar burada cevabımız E seçeneği oluyor. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda yukarıda verilen denkleme göre eşit mol sayılı nitrik asit ve kalsiyum hidroksit bileşiklerinin eşit hacimli su çözeltinin tepkimesi tam verilme gerçekleşiyor. Ne demek tam verilme gerçekleşme? Bu tepkimede en az birinin bitmesi gerekmektedir. Bakın burada eşit mol sayılı dediği için ve eşit mol sayılı dediği için arkadaşlar bakın bunun katsayısı 1, bunun katsayısı da 1. Dolayısıyla ben her ikisinin de böyle daha iyi anlaşılması adına başlangıçta her ikisinden de 2 mol almış olayım arkadaşlar. Başlangıçta molleri eşitmiş. Şimdi burada neye dikkat edeceksiniz? Dikkat etmeniz gereken kısım şu. Asit ve bazlar tepkimeye girerken bakın 2'ye 1 şeklinde tepkimeye giriyor. Yani ben eğer asitten 2 mol arkadaşlar alırsam bundan 1 mol alacağım demektir. Bu bizim için çok çok önemli. Çünkü bunlar 2'ye 1 şeklinde tepkimeye girdiği unutulmamalıdır. Yani başlangıçta her ikisinden de 2 mol 2 mol var. Ama buradaki asitten 2 mol tüketildiğinde buradaki bazdan 1 mol tükenecektir. Bakın 2'ye 1 şeklinde olması gerekiyor. O zaman da burada ne anlıyorum ben? Baz arkadaşlar burada artmış oluyor. Yani asidimiz tükeniyor. Bazdan arkadaşlar 1 mol arttığını görmekteyiz. Başlangıçta 2 mol aldığımız için. Dolayısıyla tam nötralleşme gerçekleşir demiş arkadaşlar. Tam nötralleşme tepkimesinde asit ve bazın tamamen bitmesi gerekmektedir. Oysa ki burada bazdan arttığını söyleyebiliriz.
tam nötralleşme olmamıştır. Diğer taraftan ortam arkadaşlar baziktir, asidik değil. Neden? Çünkü artan burada baz olduğu için bu ifademizde yanlıştır. Oluşan çözelti elektrolittir deniyor arkadaşlar. Oluşan çözeltimizde iyonlar bulunduğundan dolayı arkadaşlar iyonik olarak bulunan bu çözeltilerde iyon hareketiyle elektrik iletilecektir. Yani elektrolit olacaktır. Bu ifademiz doğru. Yanlış olanı sormuş. Cevap 1-2-B seçeneğidir. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda yukarıda verilen özelliklerden hangileri tek başına bir sulu çözeltinin asidik özellikle olduğunu kanıtlar diyor. Birinci ifademizde çinko ile tepkimesinde hidrojen gazı açığa çıkarma. Değerli arkadaşlar, çinko metali asitlerle ve kuvvetli bazlarla, özellikle arkadaşlar kuvvetli baza lütfen dikkat edin, zayıf bazlarla tepkime vermiyor. Çinko arkadaşlar bu arada nedir? Amfoter bir metaldir. Amfoter metaller asitlerle ve kuvvetli bazlarla arkadaşlar tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkarırlar. Dolayısıyla burada o çözeltinin asidik olduğunu anlayamazsınız. Neden? Çünkü bazlarla da arkadaşlar kuvvetli baz da olabilir. Kuvvetli bazlarla da hidrojen gazı açığa çıkıyor. Dolayısıyla bu ifade arkadaşlar tek başına olmaz. Diğer taraftan oda koşullarında özellikle bu ifadeye lütfen dikkat. Oda koşullarında denildiği zaman pH'te hatırlayın nedir? 0, 7 ve 14 pH metredeki olan bu çizelgedeki rakamlardır. Ve 7 nötr olduğunu söyleyelim. 25 santigrat derecede, yani oda koşullarında arkadaşlar bu geçerlidir. Ve pH 7'den eğer küçükse arkadaşlar asit özellik, 7'den büyükse bazik özellik gösterdiğini söyleyelim. 7'den küçük olma ifadesi arkadaşlar doğrudur oda koşullarında dediği için. Ama bu koşullar değişirse illaki 7'den küçük olduğunda asit olacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Bu çok çok önemli bir bilgi. Üçüncü ifadede elektrik akımının iletilmesi. Elektrik akımı ileten arkadaşlar tuzlu su da iletebilir. Bazik çözeltiler de iletebilir. İllaki asidik olacak diye bir durum yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla da bu da kesinlikle tek başına kanıtlayacak olan bir ifade olmadığını söyleyebiliriz. O yüzden arkadaşlar bize tek başına denildiğinden dolayı da yalnız 2 B seçeneğidir doğru cevabımız.